Merhabalar efendim, Murat'la Bu Sohbet Kaçmaz'a hoş geldiniz. Bu hafta yine çok özel bir konuğum var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seyir Tiyatroları oyuncusu, çok değerli arkadaşım Eylem Tanrıver konuğum. Hoş geldin Eylem. Hoş bulduk Murat'cığım, hayırlı uğurlu olsun programınız. Çok güzel. Çok sağ ol. Şimdi hemen istersen, seni tanımıyorum, seni tanıyan tanıyor zaten. Şu sıralar neler yapıyorsun, ondan bahsedelim. Yeni projelerin var mı? Onlara girelim istersen. Daha şu sıralarda evet yeni bir oyunumuz çıkacak. Ya Mart sonu ya Nisan başı. Berkay Ateş'in yazdığı bir Hak diye bir oyun. Biraz savaşı anlatan ve savaş kayıplarını da birazcık anlatan, bugünümüze de çok göndermeleri olan bir metin. Onun çalışmaları içindeyiz. Biraz farklı bir iş olacak böyle. İçinde biraz müziğin, biraz şarkının, biraz da koreografinin olduğu, birçok şeyin bir arada olduğu bir çalışma. Onun provaları var. Tabii o netice itibariyle yeni bir iş olduğu için hani bu sene Soğan Gibi ile sezon açıldı. Jean d'Arc oyunu daha yeni premier yaptı. O da seyirciden son derece olumlu puanlar aldı. O da farklı bir iş. Gerçekten çok da iddialı bir prodüksiyon anlamında da. Şimdi bakalım bir üçüncü proje olarak biz geliyoruz. Ne zamanı sahnede diyebiliriz yani tahmini? Ya ben Nisan başı diyeyim. 30 Nisan Mart diye tarih belirledik ama mutlaka 3-5 bir şey olabilir. Ben Nisan'ın ilk haftası diye düşünüyorum. Yani oyuncu olarak, sezgisel olarak benim verebileceğim tarih. Evet, bu ama sezon bitmeden premierini yapmış olacak. Seyirciyle buluşmuş olacak. Şimdi sen sinema ve dizi oyunculuğu da yaptığın için sana şu kıyaslamayı soracağım. Şimdi tiyatro oyuncularının tabii ki bir avantajı oluyor ekran önünde, kamera önünde. Ama kamera önünde biraz kendinizi böyle kısıtlanmış hissediyor musunuz? Hani böyle sahne biraz daha oyunculuğunuzu nasıl, o ikisi arasındaki böyle, fark? Yok şimdi şöyle Murat'cığım, yani sen de hani bu işlerle de ilgilendiğin için 3 aşağı 5 yukarı aslında sen de biliyorsun. Şimdi tiyatro bambaşka bir şey. Evet hani daha canlı bir performans, birebir bir elektrik ve enerji, ciddi kondisyon gerektiren bir şey. Ve birazcık da hem ses hem oyun anlamında yeri geldiğinde, düşünsene 550 kişilik bir salonda sesini duyurmak zorundasın. Oyununu, duygunu ve daha elektriğini, enerjini geçirmek zorundasın. O anlamda birazcık daha yüksek ve temperamanlı ve büyük olabiliyor bir takım şeyler. Ama bu her oyun ve her oyun kişisi için de geçerli değil tabii. Mutlaka. Bununla birlikte sinema veya televizyonda daha minimal, daha doğal oynaman gerekiyor. Sesini de çok yükseltmemen gerekiyor. Çünkü aynen şimdi faydalandığım gibi teknolojiden. Hani onun için sordum biraz da. Hani böyle biraz daha ne bileyim yeteneklerini kısıtlama açısından değil de hani böyle daha böyle yani ben öyle görüyorum açıkçası. Hani izlediğimiz zaman sen de fark ediyorsun. Böyle daha küçük oyunculuklar gerektiriyor bazı. Mecburen çünkü işte 25 kare, 30 kare bir şey kareler var. Ben çok anlamıyorum ama sinemacılar ve televizyoncular çok daha iyi bilecektir. Şimdi çok büyük oynadığınız zaman kamerada çok itici ve abartı olabiliyor. O zaman da seyirciye zaten inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı gelmeyince seyirci öyle ya da böyle o işin etkileyiciliğini satın almıyor. O zaman da ne oluyor? Zincirleme gidiyor. O olmamış oluyor. Sen iyi oynayamamış oluyorsun. Öyle bir şekilde iş yeteri kadar iyi bir performans gösterememiş oluyor. Anladım. Peki senin tiyatroyla tanışma ya da tiyatroyu meslek olarak seçme, yani o nasıl? Şimdi profesör, çünkü bizim yaşıtlarımızda hep annelerimiz aman ne tiyatrosu canım falan filan. Gerçi senin ailen tiyatro kökenli bir aile, öyle bir avantajın var ama nasıl oldu, biraz o hikayeyi anlatsana bize. Ya vallahi Murat o kadar çok anlattım ki hani gerçekten. kısa anlatayım gerçekten. Evet ben tiyatrocu bir ailenin çocuğuyum. Ayhan Tanrıver, Suna Tanrıver annem. Hocamıza da selam, evet. Aynen buradan selamlar anneme de babama da. Tiyatronun içine doğduğum için açıkçası hiçbir zaman yabancılık tabii ki çekmedim. Ama hani meslek olarak düşünme aşaması liseyi bitirdikten sonra oldu. Hatta yani hep söylüyorum ben işte İktisat Fakültesi kazandım gitmedim. Anadolu Ticaret Lisesi dış ticaret bölümü mezunuyum. Çok alakasız hani bir yerden de mezunum. Yani şimdi ne bileyim bir şirketin müdürü falan olabilirdim yani. Tiyatro olmasaydı. Şu anda. Ama hani yetenekli ve fırlama bir çocuk olduğumu çocukluktan itibaren biliyordum. Çocukluğunda belli etmiştir arasında. Tabii aynen öyle. Hani dansa ilgim, müziğe ilgim, şarkı söylemem, özgüvenim, düzgün hani çocukluktan itibaren diksiyonumun düzgün olması, düzgün Türkçe konuşma, ifade edebilmem kendimi.
Fakat gerçekten meslek olarak düşündüğüm bir şey değildi. Ne zaman ki babam işte bir öğrenciler çalıştırıyordu konservatuarı. Çok uzun yıllarda çalıştı. Evet. Hala da devam ediyor zaten çalışmaya ve çalıştırmaya kendisi. Birdenbire bir öğrencisini çalıştırırken ben kendim oynarken buldum. Aa öyle yapsana böyle yapsana dedim. Çalıştırdığı kız arkadaşım benim de arkadaşımdı. Öyle derken aa neden olmasınla başlayıp babam hocalığımı yaptı gene Ayhan Tanrılar. öyle böyle ağlaya sızlaya bazen krizler yaşaya yaşaya çalıştık. Bugün annemle babama borçluyum tabii. Yani evet. Çünkü bir takım şeyler mantığa gibi yerden bitmiyor ki. Yani, mutlaka bir altyapınızın olması gerekiyor. Olay sadece yetenek de değil. Sadece çalışmak da değil. Birçok şeyin bir arada olması gerekiyordu. Tam konu açılmışken onu sorayım. Şimdi oyuncu olmak isteyen, bu işe gönül vermiş arkadaşlar da var. Hani işte bizim mahallenin komiği, bizim ailenin komiği bu. Bu da bir oyuncu olsun. Hem o arkadaşlarımıza da bir nasihat biçiminde. Yani bu oyuncu olma sevdasını nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle bu dizi sektörünün bu kadar revaçta olduğu dönemde herkes bir oyuncu olma sevdasında. Evet, şimdi ben bunu yarı yarıya yani %50 olumlu, %50 de olumsuz olarak değerlendiriyorum. Neden? Şimdi evet oyunculuk çok güzel bir meslek. Fakat tiyatro oyunculuğuyla dizi oyunculuğu sanat yapmakla biraz popüler olmak, kanaat etmek maddi olarakla bir an önce zengin olmak evet. seçimleri var. Şimdi konservatuarı seçmek, o eğitimi tamamlamak, ardından özel ya da kurum tiyatrolarında tiyatro yapmak, bunun bunu besleyen bir şekilde dizi ve sinema oyunculuğu yapmak başka bir şey. Kesinlikle. Kısa yoldan şimdi ben aslında konservatuara da gitmeyeyim. Bir takım eğitimler var, kurslar var. Çok da iyi eğitim alan, veren yerler var. Hani ben de İstanbul'da çok yakın arkadaşımın okulunda ders de verdim. Bir an önce televizyona kapağı atayım, iyi bir ajansa kaydolayım, oyunculuk yapayım. Oradan yürüyeyim. Oradan yürüyeyim, evet. Hani piyasada da dehşet var yani. Hani genç kızlar var, güzel, yakışıklı evet, erkekler var. Var yani, hani yok da değil. Olmaz diye bir şey de yok. Ben sadece hep şunu söylüyorum. Biz bunu kendi aramızda da daha önce konuşmuştuk biliyorsun. Gerçekten yetenekli olan insanların girmesini çok tercih ederim. Yani. Yani nedenini söyleyeyim. Bu meslek zaten hiçbir zaman %100 tatmin veren bir meslek değil. Yani bir oyuncu her zaman daha iyisini oynamak ister, daha güzelini oynamak ister, daha iyi bir projede yer almak ister. Gerek tiyatro, gerek dizi, gerek zirvesi sinema. Zirvesi yok bunun, evet. Yani hani bunun bir sınırı yok. Evet. Hani o anlamda hem çok zengin ve dinamik tutan bir şey bu insanı. Çünkü beslenmek zorundasın, gözlem yapmak zorundasın, okumak, izlemek zorundasın. Ama hani bununla birlikte dediğim gibi sonsuz olasılıkları olduğu için hani bu nokta vardım ve bitti diyebileceğim bir durum söz konusu değil. Evet, bu anlamda şimdi yeni nesil olan arkadaşlara da şunu tavsiye ederim ben. Gerçekten yeteneklilerse yani ortalamanın üzerinde bir yetenekleri varsa, kendilerini ifade edebiliyorlarsa, doğru düzgün de birazcık geliştirmeye açıklarsa okumak, izlemek, gözlemlemek ve uygulama şansı yani egzersiz yaparak olan bir şey bu. Hani ben sana sabaha kadar anlatayım oyunculukla ilgili bir şey. Sen sahneye çıkıp oynamadıktan sonra ya da bir sahne verdim sana hadi çalış şimdi kameraya çekiyoruz demedikten sonra bir anlamı yok ki. Evet sadece dinlemiş olursun. Evet bu matematik formülü değil çünkü. Yani uygulayarak hayata geçen ve performansını ve başarını arttıran bir şey. Okumalarını, izlemelerini, gözlem yapmalarını ve yetenekleri, becerileri doğrultusunda da iyi eğitimler almalarını isterim. Hani tiyatro yapmak istiyorlarsa mutlaka oyunculuk bölümleri, konservatuarlar oradan. Ha diyorsa ki ben atıyorum turizmi bitirdim ama oyunculukla ilgili de benim biraz yeteneğim var. Ben kendimin de farkındayım. Piyasaya da girmek de istiyorum diyorsa da bu anlamda iyi eğitim veren yani o eğitimli oyuncuların eğitim verdiği, kamera önü oyunculuk eğitimi verdiği özel yerler var. Bütçesine göre hani bir yer bulup gidebilir. Tabii her yer iyi değil. Hani bu işi çok ticarete dökmüş yerler var tabii. Onu söyleyeceğim. Yani aynı sınıfta 40 tane öğrenciyle kamera önü oyunculuk eğitimi dersi veremezsin yani haftada 2 saatte. Ama yani, var öyle yani. Ama var tabii yani. Ama sürümden kazanıyor adam. Evet, o da ticari düşünüyor. Aynen. Peki bu dizi olayını nasıl değerlendiriyoruz? Yani her kanalda bir dizi. Yani nereye gidiyor bu olay? Sen de biraz içinde olduğun için hani ne olacak bu?
Güzel bir soru. Yani çünkü televizyonlar biraz değil tamamen ticari bakıyorlar olaya. Tabii yani ki para kazanmak zorunda adam. Bir saate aşkın diziler, sinema süresi kadar diziler izliyoruz. 90 dakika. Evet. Özetiyle zaten 2-2,5 saati geçiyor. 8'e yani, başlıyor 10.30'a kadar hayat duruyor. Bir sürü prodüksiyon, işte bunun kamera arkası var, oyuncuları var. Yani dehşet paralar dönüyor. Dehşet bir sektör. Hı-hı. İnanılmaz bir sektör. Çok yorucu bir sektör. Ama düşünsene şimdi... Hayal ediyorsun, bir proje alıyorsun, işte dizin başlıyor. İkinci, üçüncü bölümden sonra arkadaşlar olmadı, bitti. Yani çok acı. Evet, yani o oradaki oyuncuların psikolojisi, yani herkes umut bağlamış o diziye. Aynen öyle, hem bütçesel anlamda umut bağlıyorsun. Hem aylar boyu yeni giren, yani yeni vizyona giren bir iş için en az 2-3 ay öncesinden çalışmaya başlıyorsun. Evet. İşte dediğim gibi umut bağlıyorsun ve beklentin yüksek oluyor. Bir heyecan oluyor. Orada 7-24 bir arada kaldığın için tekniğiyle, makyözüyle, kostümcüsüyle, o görüntü yönetmeni, yemekçisi, şoförü, osu busu, bayağı aile akraba alıyorsun yani. Hı-hı. Acayip bir şey gerçekten. Bir yandan inanılmaz heyecanlı ve zevkli. Bir yandan da amele mantığı tamamen. Hani gerçekten öyle. Oyuncular gene nispeten şanslı, belli günlerde gidip gelebilme şansı olabiliyor. Hani başroldekiler çok yıpranıyor da. Onlar hep oradalar. Hep oradalar. Yani 5 gün bir kere full time 7-24 neredeyse çalışıyorlar. Teknik ekip asıl çok yoruluyor. Yani onun olasılık yok hani. Hep oradalar. Tabii gelemem odur budur gibi bir lüksü. Kesinlikle. Gece çekimi oluyor, akşam çekimi oluyor, gündüz. Ha şimdi şu aralar şöyle bir şey var. 3-5 senedir en nispeten rahatlatan bir şey, iki ekip yapılıyor. Yani birinci yönetmen, ikinci yönetmen oluyor mutlaka. Yönetmen yardımcısı değil ama birinci ve ikinci yönetmen oluyor. Ekip hem teknik anlamda, hem birinci ve ikinci yönetmen anlamında ikiye bölünüyor. Daha hızlı çalışabilmek için, biraz da insanlar hani insani boyutta dinlenebilsinler diye. Sendikalaştılar falan galiba, değil mi? Sendikalar bir... kuruldu ama hani çok dehşet bir şekilde işlevselliği şu anda oturmuş değil. Gerçekçi olalım yani. Anladım. Ama şey iyi oluyor en azından, hani nasıl diyeyim, iki ekip çalışıldığı zaman ekip de rahat oluyor. Peki hani bu sektörün ilerleyişi kaliteli işleri mi çıkarıyor? Yani iyiye mi gidiyor bu dizi? Sence? Yani seyirci olarak soruyorum. Yani Murat da bu sohbet kaçmazın sunucusu Murat olarak sormuyorum. Tamam, anladım. Şöyle cevap vereyim ben o zaman. Çok kaliteli işler var, yok değil. Var, tabii ki var. Ama yani sen de biliyorsun, izlediğin zaman ya bu ne dediklerin de olmuyor değil yani. Bu ne dediklerin oluyor ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bazıları tutuyor. Bazıları da tutuyor. Böyle şey diyor, hani yazık günah diyorum i̇şte mesela, başlıyor. Kültür seviyemizi mi gösteriyor acaba yani ülke olarak? Hani, tabii ki eğitim ve kültür yani seviyemizi, seçimlerimizi maalesef gösteriyor yani, hani açık konuşmak gerekirse. Asla tutmaz dediğin, son derece aptalca ve gereksiz bulduğun işler tutabiliyor. Evet, örnekleri yani, var. Yani çok acayip. Yoksa evet, çok iyi prodüksiyonlar var, çok iyi senaryolar var, çok iyi oyunculukların içinde olduğu. Bir kere zaten bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Evet, evet, İyi senaryo, iyi yönetmen, doğru kast ve iyi oyunculuklar. Artı set ortamında uyum. O da çok önemli değil mi? Çok çok önemli. Bu mutlu zaten, olması lazım tabii oyuncunun orada. Tabii ki tiyatroda orada. Zaten önemli. Yani. Hani ansambul, grup uyumu dediğimiz şey bizim hani sevsen de sevmesen de bir uyum halinde olman lazım. Hani kaşına gözüne bakıyorsun, sarılıyorsun, yan yana oturuyorsun, kalkıyorsun. Atıyorum bir aksilik gelse başına, arkadaşın ezberini kurtarıyor. Sen ona pas veriyorsun. Ya elektrik birebir yani hani. Orada zaten bir kaçış yok. Ha, televizyonda bu bir nispeten daha iyi. Kapatılabiliyor. Aynen öyle. Çünkü nedir? Hani adam birbirlerini sevmeseler de işte bir genel plan alıyor, yakın alıyor falan filan. Ondan sonra onu alıyor tekli, ötekini alıyor tekli. Montajı bir şekilde götürüyor zaten. Kurtarıyor. Soruyu bir daha alayım. Yani nereye gidiyor? Sence iyi mi gidiyor? Hani dizi sektörü, iyi kaliteli işler mi çıkacak daha da gibi? Ya ben gene gerçekçi bir şey söyleyeyim. Dürüst olayım. Lütfen. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geçmiş zamanda bir seyirci olarak sezon başında atıyorum 30 tane dizi başlıyordu kanallarda. Ve bu 30 işin hiç değilse bir 15 tanesi gerçekten üzerine düşünülmüş, kaliteli, biraz emek ve zaman harcanmış, tutma olasılığı çok kuvvetli işler oluyordu. Evet. Ve birkaç ay içinde de zaten onlar eleniyordu. Evet. Ama 10 tane falan iş kalıyordu gerçekten. Hani
Şimdi bana göre hani hem oyuncu hem seyirci olarak baktığımda yine aynı 30 iş ya da 40 iş başlıyor. O başlayanların içinde ben ancak 15 değil 5 tanesi işte diyorum. Hani iki tanesini diyorum ki evet bu senenin hani kurtarıcı şeyi hani bunlar olur diyorum. Ancak düşe düşe gerçekten biri kalkıyor öteki başlıyor. Biri kalkıyor öteki başlıyor. İki tanesi falan hani hadi zengin atayım yani hani 3 tanesi kalıyor. Çok acayip bir şey. Evet. Bu da sektörün gerçekten bir yandan da kendi içinde kendini tükettiği anlamına geliyor. Yani biraz evet, yeni biraz oyunculara şans vermek gerekiyor. Genç yeteneklere genç biraz daha evet şans vermek gerekiyor. Senaryo olarak biraz daha farklı konular bulmak gerekiyor. Hep dön dolaş dön dolaş aynı şeyleri satmaya biraz çalışıyorlar. Şimdi... Bir de çok uzun onu da söyleyeyim. Evet ya. Çok uzun. Yani ben tam bir Türk'üm. Hani hani ülkemi de çok çok seviyorum. Fakat yani şey değilim böyle hani Amerikan ya da yabancı Avrupa özentisi bir yanım yoktur açıkçası. Ama izlerim ve takip ederim gerçekten. Ve çok takip edip izlediğim yabancı dizilerim var. Oturuyorum hususi olarak izliyorum. Ve tam tadında değil mi yani onlar ya? 45 dakika. Bitti. Bitti. Bir sonraki bölümü merak ediyorsun. Aynen ve maksimum 50 dakika. Ve adamlar şöyle bir sistem kurmuşlar. Her bölümü ayrı bir senarist yazıyor. Evet. Yani baştan bir kanavayı oluşturuyor. Kastını yapıyor. Belli yani hani ne olup ne olmayacağı belli. Atıyorum bizdeki yazım grupları gibi değil. 4-5 tane senaristle anlaşıyor. Bir senarist 2 bölümü yazıyor. Diğer senarist diğer 2 bölümü yazıyor. Sonra 3.sü yazıyor. 4.sü sonra tekrar başa dönüyor. Bizimkiler zorluyor zorluyor yanıyor. Ama yazık ya. Evet evet. Yani yazık. Kaç bölüm gidiyor. Sen ne diyorsun ya düşünsene 4-5 gün içinde. Bir de stoksuz gittiğini düşün. Eyvah yetiştirmen lazım. Tabii bir bölüm çekiliyor, iki bölüm çekiliyor. Hadi üç bölüm stoklu başlıyorsun. Düşünsene onlar yayınlandı. Sen haldır 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 biraz haldır o yazım etme grubu. Gerçekten en çok üzüldüklerim hani o grup. Yazmak zorunda. Bir süre sonra devreler yanar. Düşünsene 39 bölüm bir sezon. Akıllı seyirci anlıyor zaten. Yani. Ya ben bir dizide oynadım yıllar önce. Hı-hı. Çok da popüler bir iş falan böyle soap opera hani şey bir iş yani böyle lay lay bir iş hani ama pazartesi günleri feci reyting alıyor filan. Ya abi dizide kız çocuk doğurdu başrol kadın karakter. Çocuk doğurdu sonrasında bir kere daha hamile kaldı aradan 3 sene geçti kısır oldu. Kısır oldu sonra bir daha bir evlilik yaptı. Kısırdı, onun bunalımını yaşadı bir sezon boyunca, sonra bir daha doğurdu. Hiçbir Allah'ın kulu demedi mi be birader, ne yapıyoruz biz? Demiyor. Çünkü dizi tutuyor. Aynen tuttu, yani birinci olarak da götürdü. Hani neler yapılıyor? Değil mi? Hani mantık hatası mı ararsın, devamlılık hatası mı ararsın? Hani yuh diyeceğin hani abartılı, hani gerçek olamayacak kadar saçma sahneler mi ararsın? İnşallah, yani düzelir diyelim yani. Valla düzelmesi gereken o kadar çok şey var onlardan ki dizilere gelene kadar. Konumuz olduğu için. Şimdi o zaman hani bu diziler, oyun falan sosyal hayatın nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Sosyal hayatım nasıl geçiyor? Güzel. Valla benim 6 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Teşekkür Allah ederim. Allah bağışlasın. Onunla ilgileniyorum. Hayır, film izliyor musun? Oyun izliyor mu? Gidiyor musun? Şu anda şöyle yalan söylemeyeyim. Epey zamandır farklı bir tiyatroya gidip de oyun izledim mi? Son BKM'nin oyununu izledim. Orada oynayan arkadaşlarım vardı. Onların oyununu izledim. Yeni bir arkadaşım bir müzikal yönetti. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Boyfriend. Bayağı da ödüller aldı. Onu izledim. Yani bu demek oluyor ki aslında ben bu sezon bir oyun izlememişim. İzlediğim bu oyunlar geçen sezona ait oyunlar. Sezon o zaman... kendi kurumumu tabii ki Jandark'ı seyrettim. Onları yani. Tabii yani ben bir yere gidiyor musun hani böyle hazırlanıp? Hadi sinemaya bugün gidiyorum. Çok sık olmamakla beraber sinemaya gidiyorum. Kitap okuyorum. Ondan sonra onun dışında neler yapıyorum? Çocuğumla ilgilenmenin dışında da hani kitap falan hani müzik, yabancı dizilerim var gerçekten. Onları izliyorsun. Evet onları izliyorum. Set ve mesela bekliyorum. Sezonun bitmesini bekliyorum ben. Anladım. Şey olmasın diye böyle biriktiriyorum gece. Mesela 15-20 bölüm. Aynen hani 1-2 günde hop otur sabaha kadar hani onları izle. Evet, ben de öyle yapıyorum. Çünkü hem oyunculuk anlamında da çok hani fikir verebiliyor açıkçası.
Hem de şeyi seviyorum o 45-50 dakika sürüyor. Yormuyor ve tüketmiyor Evet, beni. reklamsız böyle güzel güzel Aynen izliyorsun. aynen. Ne diyorsun? Bak adam bu bölümde bunu işlemiş, bu bölümde bunu işlemiş. Hani gerçekten hani bir tutarlılık içinde. Dediğin gibi yani oyunculuk hani devamlı izlemek, işte okumak gerektiren bir şey o konuda. Peki müziğe gelelim. Sen aslında müzikal de bir küçük bir kariyerin var değil mi? Var, aynen Yani öyle. o konuda bize de bir bilgi Ya versen. şöyle söyleyeyim ben hani gerçekten hani sesim işte güzeldir, şudur budur falan hani bu ortaokul lise çağlarından itibaren zaten hani bildiğim fakat böyle dehşetle özgüvenle yaklaştığım bir durum değildi. Hadi eylem bize bir şarkı söyle dedikleri zaman söylüyor muydun? Söylerdim tabii tabii canım hani ortaokulda da lisede de söylerdim ama hani az önce de belirttiğim gibi böyle dehşet özgüvenle benim sesim çok güzel filan hani öyle bir Öyle bir şey durumum söz konusu değildi. Ne zaman ki ben işte bir sınava girdim, o sınavda çıktı hani gerçek performansım açıkçası. O zaman da Bülent Ateşoğlu diye bir hoca vardı Eskişehir Devlet Konservatuvarı'nda, şan hocası. Ankara Devlet Sınava giren Operası'nda. Evet evet o yani jüride hoca yani. O dedi ki inanılmaz farklı bir sesin var, kulağın çok iyi, işte Hacettepe Üniversitesi şan bölümüne gelmeyi düşünür müsün? Ben oyuncu olmak istiyorum deyince o zaman dedi hem oyunculuk hem şanı birlikte okursun. İşte hep söylüyorum ben 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü mezunuyum. O sırada kendi okulumu iyi bir dereceyle açıkçası kazandığım için yani gitmedim. İşime de gelmedi. Fakat tiyatroda 97 yılından beri o zamanki adıyla İzmit Şehir Şehir tiyatrosu. Tiyatrosu, şimdiki adıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrolarında çok imkanım oldu. Hem çocuk oyunlarında hem de çok iyi prodüksiyonlarda, büyük müzikal prodüksiyonlarda çok erken yaşta iyi yönetmenlerle güzel roller oynadım. İyi orkestralar eşliğinde şarkı Şarkılar söyledim. söyledim. Fazıl Say eşliğinde de şarkı söyledim. Onun haricinde senfoni orkestrası ile Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Cem İdiz'in tiyatro müzikleri konserinde de şarkı söyledim. Bir Bir de müzikal özgüvenin çalışmam oldu. olsaymış demek ki neler olacakmış hocam. Ya aynen öyle valla. Öyle hani hem tiyatro erken yaşta bana kurumum güzel bir kariyer ve CV oluşturmama çok Kesinlikle. hani vesile oldu gerçekten. Hem de müzikal anlamda da dediğim gibi erken yaşta çok güzel şeyler yapma imkanı sağladı açıkçası. Ama kendime bir jestler, bir şeyler planlıyorum ilerleyen zamanda. Hani özel bir şey yapmak istiyorum. Yani biraz böyle albüm falan mı yoksa? Yok, yani albüm gibi değil de Nasıl? bir tek kişilik kadın hani müzikal hani yarı konser yarı oyun Oyun gibi gibi bir şey değişme. Vallahi planlıyorum çok güzel açıkçası olur hani seyirci olarak. yani bu arada ben reklam gibi olmasın ama hani Olsun olsun canım yani Can niye? Sanat Organizasyon diye hani bir yer bu kurdum açıkçası Evet. orada da tiyatrodan arkadaşım var Aydın Sigalı onun eşi Dinçer Yılmaz Sigalı o da çok iyi bir tasarımcı hem kostüm hem takı tasarımcısı beraber çalışıyoruz. Ne yapıyoruz diye sorarsanız AVM'lere masal tiyatrosu konsepti Evet. yapıyoruz. Klasik müzik enstrümanları eşliğinde açıkçası. Onun haricinde de çocuk oyunu da yapmayı Çok planlıyoruz. güzel. Evet, bu yaşıma kadar olan bütün birikimlerimi tiyatro kariyeri anlamında da hem çocuklara bir şey söyleyebilmek hem de gelmişken bir yan flüt, bir keman, bir şey hani Evet. dinleyebilsinler de istediğim için böyle bir oluşum içinde hani bu da benim uğraşlarımın arasında. Hani biz işimizi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için ben Evet. daha ticari boyutunda değilim yani hani kitap okumak, sinemaya gitmek tamam bıdı bıdı falan filan ama hani bu da Bu benim da için var. çok tabii canım bu şey yani uğraşıyorum, ne yapıyorum? İşte okuyorum, yazıyorum, çiziyorum, onu oyunlaştırmaya çalışıyorum, oyunlaştırıyorum, bir şeyler üretiyorum o anlamda. Bu da beni açıkçası diri tutuyor. Ha bir de bu ara deli gibi örgü örüyorum. Aa. Aa dehşet. İyi örneklerini getirseydin Ay yok öyle keşke. o kadar şey değilim canım hani böyle bir Türkan Şoray kirpiği falan kıvamında değilim Kazak ama mı, atkı mı ne örüyorsun atkı, bere, sen? kanepe Başlangıç için iyi. battaniyesi falan hani o tarz şeyler yapıyorum iyi geliyor. Hem terapi oluyor Tabii kesinlikle. hem de bir şey üretmiş olmak güzel ya. Evet. Üretimde olmak gerekiyor hayatta ben bunu öğrendim yani. Eylem bir kısa bir ara verelim mi? Aa hayır. Verelim Aa, verelim reklam ay verelim. saçmalama. Reklamlar. Evet. Özgüven Market.
Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Üretmek kadar güzeli var mı? İşte bu yüzden çarklar dönsün diye KOBİ'lerin ve girişimcilerin engelleri aşmasındaki en büyük destekçisiyiz. 11 farklı destek modeliyle KOBİ ve girişimcilere devletin veren eli olmaya devam ediyoruz. Ücretsiz girişimcilik eğitimlerine katıl, sertifikanı al, projeni hazırla, desteği kap. KOSGEB'in tüm eğitim ve destekleri aracısız ve ücretsizdir. Lütfen KOSGEB içerikli arama ve mesajlara itibar etmeyiniz. En doğru bilgiyi müdürlüklerimizden ya da çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Bunca yıldır binlerce projenin desteklenmesi için var gücümüzle çalıştık ve çalışacağız. Gelin hep birlikte üreten Türkiye'nin geleceğine ışık tutalım. Birlikte üretiyoruz. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel sohbetimize. Eylem Tanrıver şimdi. Efendim, Murat kaçmaz. Murat'la bu sohbet kaçmaz. İzleyin. Eylem, şimdi... Murat! Bir sürü oyunda oynadın. Kaç yılından beri? Şehir tiyatroları 97'den beri. Evet. Böyle dediğin, ya şu oyunun tadı damağımda kaldı ya. Hep oynasaydık dediğin roller var. Var tabii canım. Ay, biz bunları daha önce de konuştuk, evet, da. Evet, hangisi? Sevgili seyirciler, var tabii, olmaz olur mu? Mesela seyircilerimizin de bildiği. Ya valla Üç Kuruşluk Opera'daki Bayan Peach'im rolümü çok severek, evet, oynadım. Bir Şehnaz oyundaki Madame Surpik rolümü çok severek oynadım. Ama hep de sana böyle cuk oturan rollerdi onlar. Aynen yani. Öyle. Aynen. Töredeki nene rolünü mesela çok erken yaşta, yaşımdan büyük ve görmeyen bir nene oynadım. Bunu ilk oynadığımda 23-24 yaşındaydım. Sonra bir daha bir ikinci versiyon oldu. Nasıl bir oyunculuk oldu, o değil mi? Yani o yaşta. Evet. 24 yaşındaydım. 23-24 yaşındaydım. O zaman da en iyi kadın oyuncu ödülü aldım o rolle. İki sene önce de gene direktör arası en iyi kadın oyuncu ödülünü gene aynı oyundan aldım. Bu İzmit senin kıymetini bilmiyor Eylem. Ay valla bilmiyorum. Ben de söylüyorum. İzmit. Yani bak, çok ciddi söylüyorum. Yani sen buradasın diye de çok büyük bir oyuncusun. Yani ay, çok şanslıyız seni izlediğimiz için. Vallahi. Vallahi. Ben senin hayranınım bu arada. Ay çok teşekkür ederim ya. Bak şimdi utandım ama yalandan. Biliyorum çünkü diye. Başka ya da şöyle yani, kıskanılır roller var mı? Hani oyunculara sorar ya, şu rolü ben oynasaydım dediğin, dizilerde olabilir, tiyatroda olabilir ya da ukde olan, ya şu oyunu keşke sahneleseydik de. Oynasaydım falan gibi mi? Yani açık söylemek gerekirse tiyatroda... Hep istediğim rolleri oynadım. Yani hani şimdi yalan da söylemeyeyim şimdi, hani ay bana şoför saf verilmedi, bunu oynayamadım. Yok. Diyeceğim bir şey yok kendi kurumumda açıkçası, hani ay bunu ben oynamalıydım, kaçırdım dediğim bir şey pek olmadı açıkçası. Televizyonla da ilgili hani düşünüyorum, öyle
televizyon başka bir kafa olduğu için böyle hani aa bak bu falan dediğim bir şey olmadı. Peki Eylem şey böyle yazma konusunda nasıl, böyle bir senaryo, bir ne bileyim oyun böyle yani, üretme konusunda ya da bir fikir, yani şu oyun olabilir. Sevgili Murat, biz yani kendi aramızda da hani biraz hani konuştuğumuz için biliyorsun ben bir şeyler yazıyorum. Hı hı. Ama buna oyun, makale, öykü diyemeyiz. Hani ben sadece anlatı diyebilirim. Hı hı. Biraz kadın olma durumuyla alakalı şeyler. Evet. Gerek kendi yaşadıklarım, hissettiklerim, inişlerim, çıkışlarım, gerekse çevremde gördüğüm kadınların yaşadıkları, hissettikleri ve inişleri, çıkışları, hı hı, başına gelen şeyler. Biraz öykü diliyle bir şeyler yazıyorum ve biriktiriyorum onları. Niye söyledim biliyor musun? Çünkü sen tek kişilik performansa da çok yatkınsın. Yani bence tek başına böyle stand-up olabilir. Ne bileyim, dediğin gibi bir oyunlaştırılmış bir hikaye olabilir. Seyirciyi çok rahatlıkla avucuna alıp o hikayeyi anlatabilecek, oyunun başından sonuna kadar götürebilecek potansiyelin var diye söylüyorum. Evet. İnşallah öyle bir şey de izlerim. Yani inşallah, hani o başka bir kafa açıkçası. Hı-hı. Hani onu yapmak isterim. Hani yarı stand-up, yarı eğlenceli, hani o tarz, hı-hı, bir şey isterim. Çünkü şarkı söylüyorsun, dans ediyorsun, oyunculuk desen var. Ya da yani böyle bir prodüksiyon da yapılabilir. Hani sırf senin için Eylem Tanrıver böyle bir oyun, böyle bir şey de yazılabilir diye düşünüyorum ben. Ben ondan yanayım. Bunu benim tek başına kendi kendime beni yapma olasılığım profesyonel anlamda yeterli olmayabilirim. Destek alabilirsin. Destek olarak olabilir. Hı-hı. O kişiyle de gerçekten vakit geçirmem gerekiyor. Tabii ki. Beni çok iyi tanıması gerekiyor. Anlarımdan faydalanması gerekiyor. Ne yapıyorum? Bakış açım ne? Hani hı-hı, pratik zekam nasıl? Neye nasıl hazır cevaplık yapıyorum falan filan diye. 10 numara 5 yıldız bir şey olabilir. Benim bir hayalim vardı. Onu başka birisi yaptı. Kim? Yani şöyle birisi, yani hani birileri yaptı. Ne cüret? Yok değil mi, estağfurullah. Ay yok. Tatlım yapsın insanlar. Aferin, ben yol veriyorum. Evet tabii ki. Yok karikatürist Yiğit Özgür hayranıyım ben. Çok severim. Evet ben de. Açıkçası çok da gülerim hani onun karikatürlerine. Farklı bir zeka olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, açıkçası. Evet. Şey hayalim vardı, hani ona böyle bir dizi senaryosu yazdırılsa falan filan diye. Nasıl olur? Diye yaptılar. Ve çok enteresan. Tutmadı. Hangi dizi o? Adını hatırlamıyorum. Yalan söyleyeyim. O kadar kısa sürdü ki. Aa. Evet evet. Yani ya isim vermem yanlış olmazsa yapım şirketi. Olmaz. Hani, hatırladığım kadarıyla galiba NTC Medya'ydı. NTC Medya benim çok sık çalıştığım bir şirket. Hani diğer yarım dizisi, Kırgın Çiçekler dizisi, en son Kaçın Kurası diye bir dizi çektik sene başında. Yazın sinema filmi çektik, Seni Seven Özgür. Evet. NTC Medya'da çalıştım hep. İyi de bir aile şirketi orası. Hani düzgün dürüst, hı-hı, çalışan, piyasadaki düzgün şirketlerden biri. Yanlış hatırlamıyorsam onlardı. Bir Yiğit Özgür. Allah'ım dedim ben böyle hani. Yiğit Özgür ve dizi senaryosu ve komedi. Hani ve biraz absürt komedi falan. Tutmadı. Evet, başta da konuştuk ya işte bazen. Olmadı. Yani olmadı mı? Olmuyor. Ama mesela Leyla ile Mecnun. Yani o da çok başka bir kafayla yazılmış bir yani şey. Yani inanılmaz yani. Ve hani tuttu ve şeye çok sevindim ben. Yani onu tutacak kafada insanlar varmış yani. İşler güçler biraz öyle. Evet hani ama Leyla ile Mecnun'un performansına ve başarısına daha hiç kimse yanaşamadı. Evet. Yanaşamadı yani. O onu hemen aldı ya, onun. Absürt komedi yani. Hani o olacak iş değil. Ama hani o da bence bir televizyon tarihine bir ilk olarak adını yazdırmış bir iştir. Bence Leyla ile Mecnun. Ama bence yine sana dönersek o tek kişilik dediğim performans, evet, biraz ona ciddi yaklaşırsan, evet, seni sevenleri de mutlu edersin. Ya doğru söylüyorsun. Ben buradan çıkışta dediğim gibi yani bunu yazacak beni çok iyi... Bulalım ya, onları araştıralım. Aynen, evet, iyi yazacak. Hani o espriler çünkü anlar ve espriler çok önemli. Ne güleriz ama ya vallahi. Hayır, güleriz, ben de gülerim. Ya gül tabii, tabii ki yani. Tabii ben yani bir de efsane gülerim. Benim kopmalarım meşhurdur yani. Tabii. Uzun çok, süren. Tabii ben dehşet koparım yani, dalaksızım bir şimdi okulda. Şimdi böyle programlardaki klasik soruya gelelim. Ya hangisi? Komik bir anımız. Ay, işte komik anı şu anda.
Ya vardır mutlaka bu sahnelerde kaldığın traklar, ne bileyim, göz göze, ne bileyim. Ya bir sürü vardır bir tane. Ya hadi bak üniversiteden bir şey anlatayım o zaman. Evet, madem farklı. Öyle anlatmadığım bir şey anlatayım. Anlatabilecekler de hani. Tabii. Son programımız olmasın. Tabii. Vallahi evet. Yok ya, o kadar anlatılmayacak bir şey de yaşamadık yani. Şimdi Gogol'ün müfettiş oyununu oynuyoruz üniversitede. Ben de şeyin kaymakamın karısını oynuyorum falan. İşte şu anda o zaman kocamı oynayan arkadaşım Sinan Devrik de şimdi çok iyi bir dublaj sanatçısı. Ha. İşte sınıf arkadaşlarım Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Gülmez, Erkan Sever, Kerem Kupacı falan. Hani bizim sınıf ünlü zaten tabii. Yani Aylin Kabasakal. Herkes şu anda televizyon, dizi, tiyatroda falan filan. Herkes bir kariyer yaptı. Oyunda da böyle okulun altın kızı kafasındayım ve başrol oynuyorum falan filan, böyle şantrifoş kaymakam karısı oynuyorum. Bir şey böyle çok kalabalık bir sahne var. Üç kağıtçı olan müfettiş geliyor ve biz onu ağırlıyoruz falan. Böyle kalabalık sahne, dırırırt, herkes böyle diziliyor ve replikler öyle bir şey ki yani matematik hesabı, hani o onu soracak, bu bunu soracak, öteki önü başka bir şey söyleyecek falan ve tak 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 giden bir sahne. Evet. Kalabalık ve crescendo da bir sahne. Kimsenin atlamaması gerekiyor şeyi, repliğini. Evet. İşte sorular soruyoruz müfettişe. O bize cevap veriyor falan. Adam normalde üç kağıtçı çünkü. Ben işte kızımı ona peşkeş çekmeye çalışıyorum falan, böyle oyun icabı. O kalabalık sahnede biz herkes yerini aldı. Ben de oturdum böyle işte büyük bir özgüvenle. Zaten çok havalıyım falan. Gencim tabii o zamanlar. Yani rol de onu gerektiriyor tabii. Eylem olarak havalı değilim böyle. Hani kaymakam karısı olarak çok şık kıyafetimle falan. O onu sordu, bu bunu sordu falan falan falan, sahne devam etti normal matematiğinde. Bir an büyük bir es oldu sahnede. Herkes. Herkes. Hani öyle böyle değil yani. Hani büyük bir sessizlik oldu. Diyorum ki içimden. Acaba ben... aptal unuttu. Hani kim unuttu? O aptal benmişim. Ciddi olamazsın. Fazla özgüven de işte değil mi? Tabii. Nasıl kurtardın sonra? İşte, trak gelmiş. Yani unuttum yani. Gerçekten unuttum yani. Kocamı oynayan işte o şimdi dediğim dublaj sanatçısı olan arkadaşım döndü böyle yaptı. Falan diye böyle. Benim repliğimi söyledi. Ah biz de Petersburg'a taşınırız artık falan diye böyle. Ben böyle o kaynar an, sular. O özgüven şöyle oldu mu? Söndü. İçime kaçtım tabii. Hayır, kuliste, o benmişim. Kuliste beni. Tabii yani. Üniversite. Hani netice itibariyle hani şey değil. Profesyonel bir değil. Ortam değil. Ama ne olursa olsun seyircimiz oluyordu bizim. Evet. Bayağı Suat Taşer sahnesinde 9 Eylül Üniversitesi'nin Alsancak'taki binada okudum ben. Bayağı cuma günleri seyircimiz oluyordu. Hani dışarıdan gelen biletli seyircimiz oluyordu gerçekten. Çok profesyonelliğe de adım atmak için öyle bütün bir zaten imkan. Oyuncular oradan yani değil mi şimdi? Sizin dönemden sonra da gelenler vardı mı? Var. İşte Sarp Apaklar var. Değil mi? Oho çok var yani. Evet. Öner Erkan var. Zaten öğrencim. Adını da hatırlayamadım. Çok öğrenci yani, çok var. Peki Eylem Tanrıver, şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Aa olmaz. Aa yok, geldim ben. Biraz daha konuşayım. Aa olmaz. Konuşacağız konuşacağız. Yok, yani yok, yavaş yavaş geliyoruz. Ay yok yok, tamam hadi bekliyorum. Şimdi tamam. Yok yok, senden bir kitap önerisi isteyeceğiz. Tabii. Bir film, bir de albüm isteyeceğiz. Ne dinliyorsun, ne izliyorsun, bize neler önerirsin? Şimdi film olarak en kısa zamanda hala devam ediyor. La La Land. Ryan Gosling ve Emma Stone'un oynadığı. Şu an vizyonda. Vizyonda. Hı hı, tamam. Evet. Bildiğim kadarıyla hem Emmy'ye hem de Oscar'a en az böyle 7-8 dalda da aday. Tamam. Onu tavsiye İzleyelim. Ederim. Evet. Müzikal. Ben izlemedim. Gideyim. Müzikal. Aşk hikayesi ve çok... Ne, yapım ne? Amerikan mı? Amerikan. Ondan sonra onu tavsiye ederim. La La Land. Devam ediyor hala. Kitap olarak son dönemde okuduğum ve hani hakikaten bir çırpıda bitirdiğim için söyleyebilirim. Paulo Coelho'nun Casus romanını öneririm. Casus. Evet, Matahari'nin hayatını anlatıyor. Çok kalın bir kitap da değil. Sıkmayacak kadar. Bir aynen hani böyle çok da rahat, akıcı, güzel bir şeyle çevrilmiş. Dediğim gibi Paulo Coelho'nun Casus filmini öneririm. Albüm olarak şöyle söyleyeyim. Arabanda ne dinliyorsun? Arabamda ne dinliyorum? Radyo dinliyorum.
Albüm yok. Albüm evde bilgisayardan olanlar var. Ne dinliyorum? Yani kimi dinliyorum diye sorarsan çok açık söyleyeyim. Hı. Adel dinliyorum. Aa, çok iyi. Indila dinliyorum. Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Indila dinliyorum. İspanyol şarkıcı Monica Molina dinliyorum. Yerli dinlediğim insanlar da var tabii ki yani. Elbette ki var. Hani. Ama hani genel olarak hani bu tarz hani müzikleri seviyorum. Ama müzikte de işte biraz önce dizide de bahsettik yani böyle biraz kirlenmeye de başladı. Son çıkan albümler, şarkılar elektronikleşti falan filan. Evet evet hani yani, biraz şey hani farklı yoksa tabii hani ne bileyim bir Erkan Oğur dinlerim tabii. Yani evet. Açık söylemek gerekirse. Eskilerden ben Lemansam çok severim mesela. Değil mi? Bülent Ortaçgil. Bülent Ortaçgil severim. Yeni türkü mesela... Çocukluğumun ve genç kızlığımın en hani şey popüler evet, o zaman. Grubudur. Bütün şarkıları ezbere bilirim. Bilen biliyor işte. Gene hani hani popüler müzikten dem vurursak ben mesela çok uzun yıllar gene Nilüfer ve Sezen Aksu çok dinledim. Bu aralar dinlemiyorum ama Sezen Aksu'yu. Sertab Erener tabii ki yani hani tartışılmaz. Hani Tarkan ve Sertab Erener bence 10 numara 5 yıldız starlar gerçekten. Yani evet, Tarkan işte. Gerçek bir star zaten. Ayrıca Pekkan tabii ki çok severim. Açık söylemek gerekirse. Hani sayabileceğim... İyi olanları dinliyorsun yani özetlemek evet. Gerekirse. Aynen aynen. Hani kendini hani bir şekilde geliştiren, aa bak bu da güzel şarkı yapmış, aa bak burada şunu denemiş diyebileceğim. Hemen hemen bütün şarkı... Ya ben bu arada her şeyi dinlerim. Arabesk de dinlerim yani. İyi yorumlandıktan sonra. İyi yorumlandıktan sonra aynen öyle. Fazla insan ihtiyacı olmuyor değil yani. Arabesk de dinliyoruz. Aynen yani. Aynen. Evet, ben de dinliyorum. Aynen. Ben Yoruldum Hayat mesela. Değil mi? Ne ben kadar güzel. Çok güzel bir şarkı. Evet. O galiba Murat Kurşun muydu? O söylemiş galiba. O onu, yapmış onu... galiba bir de söylemenin haricinde. Hatta bir yanılmıyorsam sosyal sorumluluk projesi için mi ne yapıp hazırlamış o şarkı? Evet nereden nereye değil mi? Herkesin aynen öyle. Şimdi. Bence çok güzel bir şarkı. Evet sözleri, müziği evet. Birbirine çok örtüşmüş bir şarkı. Eylem programımızın sonuna geldik. Ha. Bize son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Valla kendinizi sevin. Evet. Hayat bir gün, o da yaşadığımız her gün. Benim de iniş çıkışlarım oluyor. Herkesin sıkıntıları olabiliyor. Maddi, evet. Manevi, psikolojik, sorumluluk şudur budur. İşte ben yoruldum hayat. Evet herkes kendi yaşamında mutlaka ve mutlaka yoruluyor. Ama vazgeçmemek gerekiyor. Yani kendinden vazgeçmemek, kendini sevmekten vazgeçmemek ve üretimde kalmak gerekiyor. Evet, üretimde kalmak demek illa herkes sanatçı olacak falan değil. Değil, değil. Yani değil. Hani başka şeyler var hayatta. Hani yemek yapmak. Bilmek. Tabii aynen hani. Yemek yaparsın, örgü örersin, kaneviçe yaparsın. Ne bileyim yani hani atıyorum futbol oynarsan hani o bile bir enerji üretimi neticede. Ya, evet, ya da şey işte yani bir insanın hayatına dokunabilmek. Biraz önce dedim bir insanı mutlu etmek bile. Aynen yani, hani hayır işleri yapabilirsin. Yani. Yardıma ihtiyacı olan insanlara ya bırak okuma yazma öğretebilirsin. Yani hani illa her şey parayla da. Pozitif olalım. Değil evet. Mi? Yani buna çok ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Hele şu dönemlerde. Çok evet. Hani ve bu dönemler uzun zamandır var. Uzun zamanda devam edecek. Gibi gözüküyor. Gerçek, tabii ki gerçekçi olmak lazım. Ne yapalım evet. Böyle mi öleceğiz? Hayatı böyle mi sonlandıracağız? Yok hayır. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar kendimize karşı, ailemize karşı, çocuklarımıza karşı bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bize Allah tarafından bir can verildi. Bir beden verildi ve bir ruh üflendi. Evet. Hani onu ne kadar besleyip iyi ve diri tutarsak, ufak tefek dediğim gibi herkesin hayatında olur, dalgalanmalar tabii. Oluyor. Onu ona iyi bakmak zorundayız. Çünkü hayat bir lütuf. Kesinlikle. Ve bitecek. Evet, hani biz bu... her şeyi şeyi zannediyoruz böyle hani ölmeyecekmişiz. Bilgisayar gibi. Oyunu tabii gibi baştan başlayacağız. Tabii sonsuz kere yani. Hani sonsuzuz yani. Öyle bir gerçek şey yok. Onu kabul ederek, bilerek ve tadını çıkartarak yaşamak gerekiyor. Ama bu dediğim şey takma kafaya sokma akıl. Hani çok kötü bir şey, yası tutulması gereken bir şey, çözülmesi gereken bir problem varken değil. Hani kabule geçmek gerekiyor. Evet. Sorun varsa da kabule geçip ona göre başlamak gerekiyor hayata.
Çok doğru söyledin Eylem. Çok teşekkür ediyorum. Ben programa çok teşekkür ediyorum Murat'cığım. Tekrar 262 ailesinde ve burada lütfen herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sana da hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkürler. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi seyircilerimize küçük bir sürprizimiz var. Sen de daha önce bir çekim yapmıştık hatırlıyorsun. Orada evet. Söylediğimiz şarkıyla programımızı sonlandıracağız. Evet efendim Murat'la bu sohbet kaçmaz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Eylem Tanrıver'le bu hafta çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Haftaya başka bir konukla birlikte olacağız. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Eylem'le şarkımızla size elveda diyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ay elveda değil, veda. Veda. Sardı korkula gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Gözüm var, geldim şimdi. Bugün aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek. Geçmişi senden geri almak, bütün ümidimdi. Olmaz artık, kapı açık. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım, o yaşadım. Yaşıyorum, başım gitarda meydan okuyorum. Hayata ve sana, gönlüm doluyor aşkla. Barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya. Hey hey. La 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 la. Senden geri almak bütün ümidimdi. Olmaz artık, kapı açık, arkamı dönme çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım. Oh, yaşadım, yaşıyorum.